Hazırım. Adem, Cengiz Dursun'u Marco Karaormanlı mı öldürdü? Evet. Peki Marco Karaormanlı cinayeti işlerken Fecir Emirkıran yanında mıydı? Hayır, orada değildi. Sessizlik! Sessiz olun! Ali, bu çocuk nasıl böyle bir şey yapıyor? Ben anlamıyorum ya. Bu çocuk nasıl böyle davranabilir? Niye yalan söylüyor? Sakin ol. Bilmiyoruz. Belki korkuttular. Ya neyden şey korkacak Alev? Neyden korkacak? Siz bu çocuğu taşımadınız mı? Siz getirmediniz mi? Siz korumadınız mı? Neyden korkabilir? Bak gelecek şimdi. Lütfen sakin ol, tamam mı? Üstüne git. Adem! Adem ne oluyor abiciğim? Adem! Dur tamam, sakin ol. Ne oldu abiciğim? Niye anlatmadın gerçekleri? Ha? Niye yalan söyledin? Biri mi korkuttu seni? Ha? Biri bir şey mi dedi sana? Avukat Bey, çocuk korkuyor. Hayır, ne korkacak canım? Ben abisiyim onun. Abiciğim, ben senin Umut abinim. Bir şey mi, biri bir şey mi yaptı ha? Bana anlatabilirsin. Biri mi tehdit etti? Biri mi bir şey söyledi? Abiciğim söylesene, korkacak bir şey yok. Bak bana doğruları söylemen lazım. Bir yardımcı olayım, tamam mı? Kim ne dediyse bana söylemen lazım. Harun abi, sen bir şey söylesene. Abi ben iyi bir şey yaptığımı sanıyordum. Ben sen ne dediysen yaptım, kötü mü yaptım abi? Ne diyor abi bu çocuk? Doğru mu söylüyor Adem? Sen mi istedin böyle bir şey? Ben istedim. Neden? Neden abi, neden? Bir söyle. Bir dakika, bir dakika. Biz şu an aynı şeyi mi yaşıyoruz gerçekten? Biz şu an 5 sene önce yaşadığımız şeyin aynısını mı yaşıyoruz? Bir dakika, ne teklif ettiler sana söyle. Para mı teklif ettiler? Makam mı teklif ettiler? Oğlum, ne teklif ettiler? Makam, söyle. Makam, para, pul. Sen beni tanıyamadın mı oğlum hala? Geçtik oraya. Tanımıyormuşum ya. Belli ki ya. Bir söyle, bir tanıt mı kendini de anlayayım ben bir seni bir. Fecir beni tehdit etti. Neyle tehdit etti? Emir kranlarda çalışırken bir dosyada usulsüzlük mü yapmışım? Kitabını mı uydurmuşlar? Bilmiyorum. Ya bu adam yıllardır bizi ölümle tehdit etmiyor mu? Bu adam beni babamla tehdit etmedi mi? Bu adam beni Alev'le tehdit etmedi mi? Bu adam benden doğmamış çocuğumu almadı mı? Ha? Korktuk mu? Yıldık mı? Sindik mi? Geri adım attık mı? Sen neyden korktun bu kadar ya? Bir anlatsana. Bir neyden korktun? Bir anlat. Adem benim oğlummuş. Ne diyorsun ya? Ha, gerçek bu. Sadece bu. Ne Adem oğlum? Benim oğlummuş. Ne oğlum? Bak bu da senin yalanlarından biriyse bak vallahi bu sefer fena bozulacağız ha. Bak. Sen araştır deyince. Benim yıllar önce Ayvalık'ta bir manitam vardı, Zeynep. Çok da iyiydik. Birbirimizi de çok seviyorduk. Çok da güzel bir ilişkimiz vardı. Sonra kız birdenbire çekti gitti. Ne bir ses, ne bir seda. Gibi kaldım öyle. Sonra da bu olaylar oldu. Sen araştır deyince. Adem'in doğduğu yıl. Kıl tüyü vesaire. DNA testi yaptırdım. Adem benim oğlummuş. Oğlum, benim bir oğlum varmış ya. Umut, ben hayatta her şeyimi çalışarak kazandım. İyi ya da kötü, her şeyimi de çalışarak kaybettim. Oğlum, benim bir oğlum varmış ya. Sen doğmamış kızına yandın. Benim oğlum doğmuş, benim haberim yokmuş. Ben ne yapayım Umut? Söyle bana ya. Çok güzel ya. Vallahi harika. Vallahi harika. Bunca zaman sen sakladın yani Adem. Oğlum, 14 sene sonra oğlum çıktı ortaya. Ha? Ben onu buldum. Ne yapayım? Söylesene bana, ne yapaydım ya? İlk önce Kadri abini bahane ettin. Şimdi gittin bu çocuğu bahane ediyorsun. İnanılmaz bir şey bu ya. Ya harbiden her şey değişti be. 5 yıldır her şey, dünya değişti, ülke değişti, zaman değişti. Sen değişmedin Harun Yakar ya. Vallahi helal olsun. Yine döndün dolaştın, beni satmayı başardın ya. Umut. Vallahi helal olsun. Umut. Sana. Umut, ben seni satmadım. Sen beni dinlemiyor musun? Ya Umut, sus sen... tamam, bana bir açıklama yapma. Sen millete cehennemi yaşatıp kendi cennetini yaşayamazsın. Ben buna izin vermeyeceğim.
Tamam, sana o hayal ettiğin hayatı yaşatmayacağım Harun Yakar. Umut. Umut mu umut deme bana. Umut mu bıraktın? Umut mu umut kalmadı artık. Attın her şeyi. Sen o hayatı yaşayamayacaksın. Sen hak ettiğin cezayı çekeceksin Harun Yakar. Hapse gireceksin Harun Yakar, tamam? Umut. Seni öldürürüm. Bu binadaki herkesi de öldürürüm. Tamam. Ama Adem'i yaşatırım. Hadi tamam. Bakalım. Hadi bakalım. Öyle mi? Öyle ya. Hadi bakalım. Göreceğiz. Gör. Göreceğiz. Hı-hı. Hadi bakalım. Tamam, bitti mi her şey şimdi? Gidiyor muyuz? Harun abi bir şey desene. Adem, bak. Bunlar kötü insanlar. Tabii ki de benim işimi halletmediler. Yine oyalıyorlar. Ama sana söz veriyorum. Sana söz verdiğim her şeyi yerine getireceğim. Ama bana birazcık daha zaman ver. Birazcık daha sabret. Tamam mı? Peki ya Güneş abla? O nerede? O da bizimle gelecek mi? Oğlum bu Güneş ne zaman doğacağı, ne zaman batacağı belli olmaz. Çıkar herhalde bir yerlerden. Bakacağız. Hadi yürü. Tamam. İşini halledememiş gibi görünüyor. Ne diyorsun? Fecir vermedi mi acaba dosyayı? Bunlar böyledir işte Güneş. Bunlara elini verirsin, kolunu kaptırırsın. Harun Yakar da bunu yaşıyor şu an. Sana rüya vermişti değil mi istediğin şeyleri? Evet. Ya bence benim rüyaya gitmem hataydı. Yani kendi ellerimle kendi davamı verdim bunlara. Hayır hayır, hiç öyle düşünme. Bunlar böyle işte. Bunlar insana intikamını bile çalar bu şerefsizler. Hatta bakma, belki daha iyi bile oldu. Harun Yakar şerefsizinin gerçek yüzünü hatırlamış olduk. Şuna baksanıza bir. Koli koli dosya taşıyorlar. Bunlar arşivi taşıyor bildiğin. Abimin dosyası da burada mıdır acaba? Sadece abinin değil, bütün emir kıranların dosyası burada. Bunlar belli ki arşivi tekrar emir kıran holdinge taşıyorlar. Nasıl gireceğiz biz buraya? Umut, çok özür dilerim, yasaklı kelimeyi kullanacağım ama bizim buraya girmemiz imkansız. Girmeyi bırak, yaklaşamayız bile. Vururlar bizi. Hepimiz kara listedeyiz. Arkadaşlar, bugün emir kıranların büyük günü. Devir teslim yapacaklar. Bütün emir kıran ailesi orada olacak. İmzalar atılacak, kutlamalar yapılacak. Biz de tam olarak bundan faydalanacağız. Onların dikkati başka bir yerdeyken içeri sızacağız. Ve sadece abinin dosyasını değil, alabildiğimiz bütün dosyaları alacağız. Ondan sonra Fecir de yanacak, Harun da yanacak. Kim yanıyorsa yanacak. EKR madencilik, doğayı tahrip etme, insan sağlığını tehlikeye atma, kimyasal kullanımı. Bu dosya olabilir mi? Ver bakayım. İkinci sayfa. Güneş, o mu? Bu. Aynen, evet, evet. Evet, bu dosya işte. Aynen, bu dosyadaki usulsüzlüklerle, bu dosyadaki sahte raporlarla abimi içeri attılar. Bu, işte bu dava benim abimin hayatını mahvetti. Yani abimi tutukladıklarında ben inanamadım. Yani olamaz dedim çünkü o gerçekten çok iyi bir bilim insanıydı. Sadece bu ülke için, bu ülkenin insanlar için çalıştı ya. Çabaladı yıllarca. Yurt dışından çağırdılar, bütün arkadaşlara gitti ama o gitmedi. Yani bu ülkenin, bu toprakların, bu insanların bize ihtiyacı var dedi, gitmedi. Ne bir çıkarı vardı, ne bir beklentisi vardı. Hiçbir şey de istemedi, ödül falan öyle şeyler umurunda değildi onun. Ya bırak ama ödülü, ona ceza verdiler ya. Yani sırf doğayı katleden bir maden şirketine dava açtığı için onu hapse gönderdiler ya. Bir sürü iftira attılar, gönderdiler onu. Yani hayatını mahvettiler. Hayatını çaldılar, onurunu çaldılar. Dayanamadı tabii ki. Yani nasıl dayanabilir ki insan bütün bunları? Dayanamadı. Her şey çok ağır geldi. Bütün bunların altında ezildi ve gitti. Güneş, sen bu mücadeleyi kazandığında abinin ruhu da huzur bulacak. Senin yanındayız Güneş. Senin mücadelen bizim de mücadelemiz. Biz adalete ihtiyacı olan herkes için buradayız. O yüzden yalnız değilsin. Şunlara baksana. Ya belki de emir kıranların bütün suçlarına giden izler bu dosyalarda. Ne güzel, ellerinizden öper savcı hanım. Her şeyi Umut Tanrı kulundan beklemiyoruz. Efendim Gülizar abla. Umut, lütfen telaşlanma. Babam bir anda kötüleşti. Hastaneye geldik. Ne?
Tamam, tamam. Hemen geliyorum Güzel abla. Tamam. Ne olmuş? Babamı hastaneye kaldırmışlar. Nasıl ya? Bir dakika. Sakin ol, sakin ol. Tamam, bir şey yok. Ben sadece Alev'le gideceğim oraya. Siz dosyalara uğraşın, tamam mı? Zaten çok vaktimiz yok. Tamam. Ben sizi bilgilendiririm. Ama haber ver. Evet, tamam, öyle tamam. Bizim. Merhaba. Tamam. Uyandın mı babam? İyi misin biraz daha? İyiyim, iyiyim. Sen biraz dinle şimdi, uyu babam. Biz zaten buradayız, yanındayız, tamam? Güzel abla, sen de çık artık istiyorsan. Bayağı koşturdun bugün. Olur mu hiç öyle şey Umut? Ben sabaha kadar buradayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa sesleneceksiniz. Ben koşarak geleceğim hemen. Allah sağ ol Gülizar abla. Sen olmasan ne yaparız bilmiyorum ya. Teşekkürler Gülizar ablacığım. Ben babamın eşyalarını da getirdim. İstediği zaman üstünü değiştirir. Merhabalar. Merhabalar Umut Bey. Merhabalar. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Ama şu an endişelenecek herhangi bir durum yok. Ancak hastalığında belirgin bir ilerleme var. Ama yani her şeyi iyi yapıyorduk. Yani ilaçlarını alıyordu, iyi hissediyordu, çalışmaya başladı. Alzheimer hastalarında tedaviyle belirtiler yavaşlatılabilir. Ama tamamıyla durdurulamaz. Hastalık zaman zaman kendini daha güçlü ve şiddetli bir şekilde gösterebilir. Son dönemde kendini rahatsız eden, stres yaşatan ya da geçmişteki travmalarının tetiklenmesine vesile olan bir olay yaşamış olabilir. Bu faktörler hastalığın seyrini hızlandırabilir. Kızım nasıl? Şey, maalesef bebeği kaybettik. Çok üzgünüm. Rıza abinin sağlıklı günlerine dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama bu zor ve maalesef sabır isteyen bir süreç olacak. Peki bizim bu süreçte yardımcı olmak için yapabileceğimiz ne var? Güzel anılarınızı paylaşmak ona iyi gelecektir. Ama ne yazık ki Alzheimer zamanla hafızayı, kimliği ve tüm geçmişi silip atabilir. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Umut, güçlü olmamız lazım, tamam mı? Biz beraber her şeyi yaparız, merak etme. Nasıl oldu babam Güzel abla? Kahvaltısını yaptı, ilaçlarını aldı, daha iyi. Şimdi uyuyor. Umut, yalnız hep seni soruyor. Ha, geleceğim ben de zaten ya. Birkaç işim var, onları halledeyim. Hemen geleceğim yanınıza. Umut, baban seni çok seviyor. Bak, sen iyi olunca da sağlıklı oluyor. Ne olur kendine çok dikkat et. Biliyorum Gülizar abla. Yani iyi olacağız. Merak etme. Hepimiz iyi olacağız. Sen şimdilik dikkat et. Ben de geleceğim yakında zaten, tamam? Hadi. Nasıl olmuş Rıza amca? İyi, daha iyi. Bir dakika, bir dakika. Ben bu gülüşü biliyorum. Bu iyi haber gülüşü. Patlat. Evet, hem de bir değil iki tane. Birincisi Güneş, senden başlıyorum. Abinin dosyasına baktım ve o dönemde tanıdığımız bir savcı bakıyormuş dosyaya. Arhan Savcı. Çok iyi. Evet. Sonrasında dosya ondan alınmış ama karar çıkmadan önce ondaymış. Tamam, ben konuşurum Arhan Savcı'yla. En azından bildiğimiz, güvendiğimiz biri, dosyaya hakim biri. Güzel. İki. İkincisi de Emir Kıran'lardan aldığımız dosyaları inceledim. Ve gözüme daha önce fark etmediğimiz bir detay takıldı. Azat Emir Kıran. Azat. Evet. Azat biliyorsun ki ailenin daha dışarıda kalan üyesiydi. Üstüne hiçbir mülk görünmüyordu. Ama araştırmalarımızda ölen babasının üstüne kayıtlı iki adet ev bulduk İstanbul'da. Hmm. Bu evlerden daha önce kimse bahsetmemişti. Çünkü Emir Kıranların mal varlığında görünmüyordu. Azat Emir Kıran kayıp değil mi? Ben anlamadım. Bu evler şu açıdan önemli olabilir. Hem kayıt dışı dosyaları hem de kara parayı o evlerde tutuyor olabilirler. Aynı zamanda Emir Kıranların mal varlığına herkes odaklı. O yüzden Azat üzerinden de bazı işleri çevirmiş olabilirler. Aynen öyle. O yüzden ekipleri şimdi oraya yönlendirdim. Şu an oradalar. Ben de oraya geçiyorum birazdan. Harika. O zaman sen arşivle ilgilen. Ben Arhan Savcı ile konuşmaya gidiyorum. Tamam. Haber bekliyorum sana. Arkadaşlar çok yakınız. İpler bizim elimizde. Bu işi bitiriyoruz artık. Hadi.
Savcım, müsaitseniz konuşabilir miyiz biraz? Buyurun. Savcım, öncelikle geçen günkü tavrım için çok özür diliyorum size. Yani hayatımın en zor günlerinden birine geçiriyordum ve pek kendimde değildim, o yüzden ne olur o günkü davranışımı bağışlayın. Özür diliyorum. Çok zor ve stresli bir iş yapıyoruz. Bazen akıl sağlığımızı kaybetmediğimiz için bile şükretmemiz gerekiyor. O yüzden sorun yok. Çok yıprandınız, çok uğraştınız. Bu kadar çok çalışıp böyle bir hukuk savaşını kaybetmek kolay değil. Evet, o gün kaybettim ama henüz savaşı kaybetmiş değilim savcım. Umut Bey, bakın bunu konuştuk. Adem hakkında yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Bu Adem'le ilgili değil. Emir Kıranların canını yaktığı tek insan Adem değil savcım. Pek çok insan var. Şimdi onların üstüne gideceğiz. Nasıl yani? Başka bir dosyam var. Doğrudur. Hatta sizin de zamanında savcısı olduğunuz Emir Kıranlara bağlı bir maden şirketiyle bir bilim insanı arasındaki büyük bir dava. Bunlar sahte delil ve raporlarla bilim insanını hapse attırmayı başarmış. Adam da iftiralara dayanamayınca intihara sürüklenmiş. EKR madencilik değil mi? Doğrudur. Ben kısa bir süre bu davaya bakmıştım. Ancak orada Emir Kıranlar değil de bilim adamı hatalı gibi geldi bana. Hatta başkaları içinde çalıştığına dair şüphelenmiştim. Yok savcım, durum öyle değil. Ben zaten araştırmamı da yaptım. Gayet itibar sahibi, düzgün bir aile. Hatta maktulün kardeşi hala adalet arayışında. Benimki bir şüphe işte Umut Bey. Zaten ben bilim adamı hakkında çok büyük bir ceza istemeyecektim. Ama sonra ne olduysa bir anda davadan aldılar beni. Çünkü birilerinin onların çıkarı için hareket etmesi gerekiyordu. Savcım, bu dosya için Güneş Evliyagil çok iyi hazırlandı. Ve konuya siz de hakim olduğunuz için yeniden yargılamayı siz başlatırsanız çok iyi olur savcım. Bu mücadelemize de ortak olursanız eğer. Biz ne zaman bir mücadeleden kaçtık Umut Bey? Seve seve. Harika. Bu sefer elimiz çok daha güçlü savcım. Emir Kıranlara dair pek çok dosyayı ele geçirdik. Alev şimdi hem eski dosyalara hem de Azat ve diğer cinayetlere yoğunlaşacak. Artık hikayenin sonuna geldik. Ya onlar ya biz. Savcım, evde herhangi bir kitaplık ya da dosyaların saklanabileceği bir alan bulamadık. Tamam. Bu geldiğimiz yol üzerindeki bütün güvenlik kamera kayıtlarını ve bu bölgeye gören ne kadar kayıt varsa hepsini toplayalım, tamam? Tamam. Başüstüne savcım. Savcım. Savcım, hemen dışarı gelmeniz lazım. Acil. Ne oldu? İki erkek cesedi savcım. Biri tanımayacak halde. Bu taraftan savcım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin arkadaşlar. Ruşen, Emir Kıranlardan ses var mı? Hayır. Şimdilik sessizlik hakim. Güzel. Dosyaların çalındığını fark etmemişler hala demek ki. Güzel. Harun Yokar geldi mi? Yok. Gelmedi. Aramadı da. Ruşen bak. Sen şimdi yıllarca Harun Yakar'la çalıştın. Birlikte bir sürü iş yaptınız. Başarılara da imza attınız. Bir maziniz var. Dolayısıyla eğer onunla devam etmek istersen anlarım. Yani alınmam, gücenmem. Özgürce bu kararı vermeni isterim yani. Umut, ben sana yalan söylemeyeceğim. Ben hala Harun Bey'i seviyorum. Ona saygı duyuyorum. İyi olmasını da istiyorum. Yani biz yıllarca her türlü davada omuz omuza verdik. Ama işte burada sizinle çalışmaya başladıktan sonra ben de çok şey değişti. Yani o eski günler yabancı geliyor artık bana. Ben artık şeytanın avukatlığına hizmet edemem. Yani istesem de yapamam. O yüzden burada seninle devam etmek istiyorum. Sağ ol Ruşen. Çok güzel işler yaptık. Sen de çok iyi bir yoldaş oldun. Çok daha iyi işler yapacağız. Alo, arıyorum. Dur bakayım. Efendim hayatım. Alo Umut.
Size bahsettiğim iki evde inceledik. İlkinde hiçbir şey çıkmadı. Ama ikinci evde iki tane erkek cesedi bulduk. Ceset? Bir tanesi tanınmaz halde. Şimdi adli tıpa gidecek. Ama diğeri bil bakalım kim? Kim? Marco Karı Ormanlı. Ya sen ne kadar büyük bir iş başardığının farkında mısın şu an? İnanılmazsın. Alev, inanılmazsın. Tamam, şimdi hemen adli tıpa geçiyorum ben. Sonuçları orada bekleyeceğim, tamam? Tamam, ben de adliyeye geçeceğim. Başsavcıya durumu bildireceğim şimdi. Dikkatli ol, tamam mı? Tamam, hadi görüşürüz. Yürü. Ne oldu? Ceset hakkındaki bilgileri zaten aldınız. Marco Kara Ormanlı olduğu kesinleşti. Ancak diğer ceset Azat Emir Kıran'a ait. Biliyordum ya. Biliyordum. Azat Emir Kıran kayıp olarak biliniyordu. Kayıp mayıp değil abi. Profesyonelce öldürüldü, profesyonelce temizlendi. Herkes de kayıp zannetti. Olay bu. Profesyonelce dediniz. Ben de öyle düşünüyorum. Hatta iki cesette ortak bir özellik var. Her iki cesette büyük bir profesyonellikle temizlenmiş. Üzerlerinde hiçbir parmak izi ya da doku kalıntıları bulunmamış. Katil ya da ona yardım eden kişi delilleri yok etmek için biyooksijen klenfakon part A adlı kimyasalı kullanmış. Eskiden adli tıp uzmanları, olay yeri inceleme ekipleri gibi profesyonel birimler tarafından tercih edilirdi. Ancak yıllardır kullanımda değil. Bu yüzden karşılaştığımda ben de çok şaşırdım. Kimyasalın adına biyooksijen... Klenfakon part A. Savcım, müsaitseniz biraz konuşabilir miyiz? Konuşabilir miyiz? Görüşmek üzere Umut Bey. Görüşürüz. Ben kısa bir süre bu davaya bakmıştım. Ancak orada Emir Kıranlar değil de... bilim adamı hatalı gibi geldi bana. Hatta başkaları için de çalıştığına dair şüphelenmiştim. Yok, aslında durum öyle değil savcım. Biz de yeterince araştırmamızı yaptık, düzgün bir aile. Benimki bir şüphe işte Umut Bey. Zaten ben bilim adamı hakkında çok büyük bir ceza istemeyecektim. Ama sonra ne olduysa bir anda davadan aldılar beni. Ne oldu Umut? Adam hepimizi kandırmış. Kim? Adam hepimizi kandırmış Ruşen. Seni, beni, bizi hepimizi. Hepimizi tuzağa çeken kişi o. Bütün cinayetleri temizleyen kişi o. Hep o yemiş. Kim? Umut kim? Hepsini dibimizde yapmış Ruşen. Yanı başımızda yapmış herif. Başından beri dibimizdeymiş Ruşen. Umut kim? Kim? Arhan. Arhan. Arhan savcım. Sizinle daha önce hiç aynı davada çalışmamıştık. Ama bahsedildiği kadar var mısınız? Toplumda bunları doğru düzgün iş adamları zannederken bunlar kafasına göre cinayet işliyor. Umut Bey, çok geçmiş olsun. Bunu yapanların yanına bırakmayacağım. Siz buradan bir sağ salim çıkın, gerisini bana bırakın. Özür dilerim. Daha dikkatli olabilirdim. Başından beri Emir Kıranlara çalışıyormuş. Her şeyi o yapmış Ruşen, her şeyi o yapmış. Herif yanı başımızda resmen bizle oynamış. Allah'ım delireceğim. Biz nasıl bunu görmeyiz Ruşen? Biz nasıl bir gerizekalı Ruşen? Her şeyi o temizlemiş, bizi bütün tuzağa çeken kişi o. Seni, beni, bizi, hepimizi. Bunca zaman yanı başımızdaymış oğlum herif. Aşağılık şerefsiz. Yakaladım ama seni Arhan. Seni yakaladım ulan. Bu iş böyle bitmeyecek. Yürü. Onu bu yoldan çevirmenin imkanı yoktu. Umud'un her adamında bir tehlike, bir tuzak vardı. Bazen tuzakları başkaları kurmaz. İnsan kendine tuzak kurar.
Umut da kendi kaderini, kendi sonunu kendi elleriyle yazdı. Tekrar soruyorum. Cinayeti planlayarak ve tasarlayarak mı işledin? Ben ne yaptıysam mecbur kaldığım için yaptım. Tek söyleyeceğim şey bu, başkanım. Sayın Başkan, tanığım Alev Tanrıkulu'nun dinlenmesini talep ediyorum. Cinayetin işlendiği gün Umut Tanrıkulu'yla görüştünüz mü? Evet, sabah saatlerinde beraberdik adliyede. Maktulü en sonunda orada gördünüz. Evet. Sonra beni aradı, telefonda konuştuk. Çok önemli bir şey söyleyeceğini söyledi. Babası hastanedeydi. Onun yanına gidip sonra benim yanıma gelecekti. Bir daha gelmedi. Yorgun görünüyorsun oğlum. Yok baba ya, işte. Koşturmalı bir gündü de iyiyim yani, sıkıntı yok. Rıza amca, Umut çok enerjik. Maşallah durmadan çalışıyor. Ya sen... Ruşen. Ha yaşa, Ruşen. Bir de onu çocukken görecektin. Yerinde duramazdı. Ama bak... Sen de acık kilon var ama... Azimlisin, koşturuyorsun. Görüyorum seni de. Sağ olsunuz amca. Umut, ben arabayı getireyim. Sen çıkarken haber verirsin. Tamam. Bak, böyle çok hırpalıyorsun kendini, çok görüyorsun. Her şey olacağına varır. Düşünme babam böyle şeyleri sen. Olur mu düşünme? Aklım hep sende. Aklım. Senin kılına bir şey gelse ben ne yaparım? Yaşayamam ki. Baba yüreği işte. Bak biz seninle ne konuştuk ama? Güzel şeyler düşüneceğiz dedik. Güzel şeylere odaklanacağız dedik. Sen bana söz verdin. Değil mi? Bak, söz. Yeter ki senin yüzün hep böyle gülsün. Söz. Sen merak etme beni babam, tamam mı? Gelirim yine yanına. Hadi dikkat et. Bak Aran, ben bu çocuğu çok kolay öldürdüm. Vallahi billahi bir anıma bakardı. Ama yapmak istemedim. Yapmadım. Yapamadım. Neden? Çünkü kolay geldi. Ama onu ezmek, yok etmek var ya, o işte onu herkes yapamaz. İşte o farklı. Ben onu yapmak istedim. Demek ki doğru zaman buymuş. Aynen öyle. Demek ki. Dur Fecir, dur. Şimdi değil. Bırak gitsin. Biz arkasından takip edeceğiz. Sessiz. Kimseye fark ettirme. Haydi. Ruşen, çıktım, geliyorum. Ne işi var lan senin burada? Umut. Bitti Umut. Artık her şey bitti. Vazgeçeceksin. Dava mava yok. Yapma ya. Nasıl vazgeçecekmişim? Umut bak, sen beni hiç anlamadın. Sana da anlatamadım. Bu artık bir dava değil. İntikam davası. Anlatabiliyor muyum sana? Bundan vazgeçeceksin. Senin derdin intikam ama dava falan yok. Fecir falan değil senin derdin. Bak ben bunca yıl sonra benim karşıma oğlumu çıkardı hayat. Bir ışık çıkardı. Sen o ışığı benden almaya çalışıyorsun Umut. Ya ne bitti. Oldu? Bir anda sen oğlunu mu düşünür oldun ya?
Ulan beni babasız bırakırken ne düşünüyordun? Ha? Lan senin yüzünden kaç tane insanın hayatı mahvoldu? Ne anlatıyorsun sen? Ulan sen ne anlarsın lan aileden? Anneden, babadan, çocuktan ne anlarsın lan sen? Ulan senin yüzünden kaç tane hayat mahvoldu? Umut, bak senin anlamadığın şey şu. Ben oğlumla artık bir hayat yaşamak istiyorum. Avukatlık, dava falan benim umurumda değil. Senin de umurumda değil. Seni mahvedenler emir kıranlar değil. Senin kinin bu davadan vazgeçeceksin Umut. Sen... Dosyayı bana vereceksin Umut. Hiçbir sana vermiyorum. Sen beni babasız bırakıp 5 yıl fecire kölelik etmiş aşağılık bir herifsin. Sen masum bir çocuğu da hak etmiyorsun. Özgür olmayı da hak etmiyorsun. O yüzden ben o davayı açacağım. Seni de cehennemin dibine kadar sürükleyeceğim, tamam? Ben kimseye köpeklik etmedim. Ben oğlumu korumak için, seni korumak için yaptım bunu. Bu dosyayı bana vereceksin. Vermiyorum lan. Bunu kapat. Bak sen adalet dediğin şey... Umut, bak çok ciddiyim. O dosyayı bana vereceksin. Hiç vermiyorum sana. Çekil. Bak. Harun Yakar, çekil. Hiçbir şey vermiyorum sana. Umut, beni zorla. Harun, bak, beni çekil. Mahkeme hadi çekil. Senin mahkeme dediğin şey olmayacak artık Umut. Senin mahkeme dediğin şey, adalet dediğin şey sabahın görmeyecek. O dosyayı bana vereceksin. Tamam, çekil önümden. Umut. Gitmeyeceksin ulan. Gitmeyeceksin. O dosyayı bana vereceksin. Böyle. Böyle. Böyle ha? Böyle. Silahla mı durduracaksın beni? Neyle gerekiyorsa öyle durduracağım. Adaleti silahla durduramazsın. Harun Yakar. Beni çok zorluyorsun Umut. Beni durduramazsın, tamam mı? Ben o davayı açacağım. Sen de içeride çürüyeceksin. Çekil. Bak, Umut git. Beni mecbur bırakma bana bunu. Çekil önümden. Umut yapma. Çek lan tetiği. Çek. Ben senin gibi yarı yolda durmam, tamam mı? Beni durdurmak istiyorsan ya çek o tetiği ya da ben seni Fecir'in yanına gömeceğim. Artık tamam böyle bir şey olmayacak. Umut bak son kez söylüyorum, durmayacaksın. Duracaksın Umut. Ben ne yaptım Umut? Ölecek de mantık gelen dursa. Tarih bizi yazacak Harun Yakar. Seni değil. Umut. Ambulans! Umut. Tamam, yürü. Umut. Umut kendi. Umut ben ne yaptım Umut. Umut kendini. Umut. Değerli izleyenler, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Kamuoyu tarafından kahraman avukat olarak bilinen Umut Tanrıkulu bu gece uğradığı bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hukuk dünyasını sarsan cinayetin katil zanlısı hiç beklenmeyen bir isim. Tanrıkulu'nun meslektaşı ve eski iş ortağı Harun Yakar. Evet, şu anda Harun Yakar emniyete getiriliyor. Harun Bey, bu Tanrıkulu sizi mi öldürdü? Harun Bey, yapar mısınız? Harun Bey, aranızda arkadaşlar müsaade edelim. Türkiye bu acı kaybı yaşarken Harun Yakar'ın açıklamaları cinayetin seyrini belirleyecek. Cinayetin gerçek nedeni ve perde arkasındaki sırlar zamanla ortaya çıkacak mı? Bekleyip göreceğiz. Thank you.
Savcım, teşhise siz mi gireceksiniz? Artık tek kurtuluşum var. Umut'un davadan vazgeçmesi Harun. Çıkabilirsin Harun. O herif bize başka bir yolu bırakmadı. Umut bize bir adım daha atmayacak. Umut bugün ölecek. İstersen bir adam ayarlayabilir. Sakın. Öyle bir şey yok. Bu saatten sonra Umut Tanrıkul'una merhamet yok. Madem beni bitirmek istedi, ben onu bitireceğim. Madem o benimle uğraşmak istiyor, ben asıl onunla uğraşacağım. Onu var ya bu kendi ellerimle geberteceğim. Onu kendi kazdığı mezarın içine koyacağım. Kendi kazdığı mezarda yatıracağım onu. Sana sözüm olsun. Kendi kazdığı mezara gidecek. Ben gömeceğim onu. Bundan sonrası karanlık. Sana değil. Ne çağırıyorsun beni bir de buraya utanmadan ya? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne? Vazgeçeceğimi mi düşünüyorsun? Vazgeçirmeye mi çalışacaksın beni? O dava açılacak Harun Yakar. O dava açılacak. Sen de hapiste çürüyeceksin, tamam? Bak dava falan umurumda değil benim. Ya ne dava umurumda değil? Ne anlatıyorsun sen bana ya? Sen bu yüzden satmadın mı kardeşim beni? Ne anlatıyorsun? Ben kimseyi satmadım. Satmadın. Ne diyorsun ya? Bir de satmadım diyorsun. Satmadın. Bak Umut. Umut. Fecir senin kalemini kırdı. Seni öldürecekler. Kulaklarımla duydum. Seni öldürecekler Umut. Bir adım daha atarsan öldürecekler. Kalemini kırdı Fecir seni. Benim dava falan umurumda değil artık, tamam mı? Sen umurumdasın benim. Öldürecekler seni diyorum. Niye hala anlamıyorsun bunu? Bak, ben kimseyi satmadım, seni de satmadım. Ben ne yaptıysam oğlum için yaptım Umut. Gerçekten oğlum için yaptım. Hayatımda tek bir tane, tek bir şey var, o da oğlum benim. Ben Güneş'e ne yaptım onu da bilmiyorum. Benim bir suçum, günahım yok. Yemin ederim yok. Her şeyi oğlum için yapıyorum, Umut senin için yapıyorum. Tamam. Aç o zaman davayı. Gireyim ben hapse, tamam. Adem'e de sen bakarsın, benden daha iyi bakacağını biliyorum. Ben bu ayrılığa razıyım, tamam mı? Ama seni kaybetmeyi göze alamam. Umut, seni kaybetmeyi göze alamam. Sen benim kardeşimsin. Öldürecekler seni diyorum ya. Anladılar demek ki. Ne? Arhan'ı. Arhan ne? Arhan emir kıranlara çalışıyormuş bunca zamandır. Muhtemelen Güneş'in abisini yakan kişi de o. Alev Marco ile Azad'ın cesetlerini buldu ama iki vakayı birleştiremedim henüz. Arhan. O da onlara çalışıyormuş ya. Allah hepsinin belasını versin ya. Umut öldürecekler seni.
Öldürecekler seni Umut. Hayır abi. Sen öldüreceksin beni. Ne diyorsun oğlum sen? Ne öldürmesi? Eğer onlar benim öldüğüme inanırsa... ben de rahat rahat her adımlarını takip ederim. Eğer onlar benim öldüğüme inanırsa... onlar da rahat rahat davranırken... hepsinin tek seferde fişini çekeriz abi. Gerçek bir katil olursa... Fecir'le sistemde aynen yürürler öyle mi diyorsun? Aynen öyle diyorum abi ama çok önemli. Bunu yaparken çok akıllı davranmamız lazım. Önce beni sevenleri ikna etmemiz lazım. Eğer beni sevenler benim öldüğüme inanırsa herkes inanır. O yüzden önce Alev'le başlamamız lazım. Önce Alev'i ikna etmemiz lazım. Güneş'te. Güneş'in de hiçbir şey anlamaması lazım. Kaldıramayacak tek kişi var, o da babam. O yüzden ona söyleyeceğim. Ama ondan sonra... Fecir'e de, Bünyamin'e de, Arhan'a da... hayatlarında görmedikleri bir oyun oynayacağız abi. Taş kağıt makas oyunu gibi. Ha? Hayatın oyunu. Hayatımızın oyunu. Çok korktum oğlum sana bir şey yapacaklar diye. Çok korktum. Alev'e de mi söylemeyeceksin? Söyleyemem ki baba. Yani her şey bozulur o zaman. Yani ikimizin de bundan sonra mutlu olabilmesi için... ikimizin de bir süre mutsuz olması gerekecek. Ama ben zaten onu hep takip edeceğim. Gözüm üstünde olacak. Yani bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Merak etme. Tamam, peki. Sen bilirsin. Şimdiye kadar hep haklı çıktın. İnşallah yine haklı çıkarsın. Ama bak... söz ver, kendine dikkat edeceksin. Bu iş biter bilmez de hemen yanıma geleceksin, tamam? Hı. Merak etme. Güzel olacak her şey. Sen dinlen, gelirim yine yanına babam. Tamam. Görüşürüz. Caner hocam selamlar. Merhaba Umut Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Adli tıptaydınız en son. Evet. Sizin beni hatadan döndürdüğünüz o vakadan sonra buraya geçiş yaptım. Yani estağfurullah. Ben sizin niyetinizin farkındaydım. O yüzden yardımcı olmak istedim sadece. Sizin sayenizde gerçekleri gördüm. Sırf birini korumak için bana hatalı rapor yazdıracaklardı. Evet, mezarın içine başka bir ceset sokmaya çalışmışlardı ama... neyse ki başarısız oldular. Siz niye geldiniz peki? Önemli bir şey yoktur inşallah. Ben babamla ilgili bir sağlık durumu oldu da. Aa, çok geçmiş olsun. Var mı yapabileceğim bir şey? Sonuçta sizin sayenizde bir beladan kurtuldum. Mesleğimi kurtardım. Neye ihtiyacınız varsa ben hep buradayım. Ne oldu ya Uydur? Ha. Dur bir dakika. Dön biraz. Abi hadi artık ya. Gözünü seveyim. Vallahi bak burada kendi kendime patlayacağım ben ha. Bunu biraz daha yapamazsan. İki tane barut ya. Barutun büyüğü küçüğü olmaz. Zaten biz barutu sevmeyiz. Bu işler hassas işler. Öyle aceleye gelmez Umut. Bitti mi? Yok dur daha. 8-8-8. Tamamdır. Buyurun. Kumanda artık sende. Ne geç ne de erken basacaksın. Tam zamanında basacaksın ki patlayacak, okey? Eğer yanlış zamanda basarsan ve patlarsa ben de seni patlatırım. Bir şey olmayacak bu işe. Dikkat et Musa. Rahat mısın Umut? Gayet iyi oldu. Ay! Umut! 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 İyi misin Umut? Umut! Umut! İyisin değil mi? İyiyim iyiyim ya. Şey, nasıl öldüm? Çok gerçekçi iyi. Oldu mu? Çok. Bu bir yere inandı gerçekten öldüğüne. Benim son laf nasıldı? O son lafı arkadaşlar da bir duyabilir mi lütfen? Söyler misin? Tarih sizi değil, bizi yazacak.
Ha? Çok. Ben ama hep söylemek istedim. Çok iyi, çok iyi. O dizide yazılsa kullanılmaz yemin ediyorum. Hadi ya, tamam hadi. Yeter. Hadi, hadi gidelim. Hadi kızım, hadi dikkat edin. Polise haber verdiniz mi? Evet, aradım, yoldalar. Tamam, birazdan beni alırlar zaten. Sen entübesin ha. Şşş, ölü yatırım. Ben de bir kalp masajı yapayım. Yap, kalp masajı yap. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Selametle. Sağlık, baş üstüne. İçeri girme. Tamam, yeter, öldün sen. Hasta eks hocam. İçeri alalım hemen. Hocam. Alev. Alev Hanım birazdan burada olur teşhis için. Üç el ateş etmişti değil mi? Evet doğru. Her şey tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Umut öldü, meydan size kaldı değil mi şerefsizler? Göreceğiz bakalım. Başkanım çok özür diliyorum. Bu davada adımın maktul olarak geçtiğinin farkındayım. Ama açıkçası bu davanın pek bir karşılığı da kalmadı. İzninizle tanık kürsüsüne yaklaşabilir miyim? Şu an çok şaşkınım. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama. Peki, geçin. Oğlum nerede kaldın? Kalemimi kırıyorlardı. Herkes yerine lütfen. Şu an tarihi bir duruşmaya tanıklık ediyoruz. Umut Tanrıkulu, dinliyoruz. Başkanım, size bugün adaletin nasıl bir avuç insanın elinde oyuncak edildiğini ve bu duruşma salonunun bile bir sahne dekorundan farksız olduğunu anlatmak için buradayım. Arhan Efe Turan. Kendisine savcı demek bile benim için ağır geliyor. Çünkü sahip olduğu bu şerefli makamı bir avuç zenginin çıkarları için satan pek çok insandan yalnızca bir tanesi. Sessizlik! Sessiz olun! Devam edin lütfen. Bu dava genç bir kızın, Büşra Korkmaz'ın öldürülmesiyle başladı. Daha sonra gereken herkesi satın alıp suçu babama yıkmaya çalıştılar. Gerçek katil Fecir Emir Kıran işlediği bu cinayeti savcı Arhan Efe Turan'a temizletmiştir. Ne saçmalıyor bu adam? Böyle mahkeme olmaz, bu adam iftira atıyor. Sayın savcım, yerinize oturun ve bir daha söz vermeden konuşmayın. Değerli mahkeme heyeti, işte tam olarak bu yüzden ölmek zorundaydım.
sizlere takdim etmek isterim bu fotoğrafı. Bu insanlar benden kurtulduklarını düşünüp yataklarında rahat rahat uyurken ben onları takip etmekteydim. Çünkü bu savaşı bitirmenin başka bir yolu yoktu. Adalet dediğimiz şey yalnızca bir kelime değil. Adalet hepimiz için bir ekmek kadar, su kadar temel bir ihtiyaç. Ama bu insanlar bizden ekmeğimizi de suyumuzu da çaldılar. Biz bu mücadeleyi bugün için değil, dün için değil, aynı zamanda yarınlar için de veriyoruz. Bu şahsın ve hizmet ettiği düzenin bütün faturası bu küçücük flash diskin içindedir. Büşra Korkmaz cinayetinde delil karartmak. Katil Fecir Emirkıran'ın cinayet izlerini temizlemek. Katil Fecir Emirkıran'ın öldürdüğü Azat Emirkıran'ın cesedini yok etmek. Kara para düzenine hizmet ederek mesleği kötüye kullanmak. Adem Yürekli'nin kaçırılmasına yardım ve yataklık. Alev Tanrıkulu'na düzenlenen saldırıda azmettiricilik rolü üstlenip bebeğimizin ölümüne sebep olmak. Yazıklar olsun gerçekten. Gerçekten yazıklar olsun. Sessizlik. Aynı zamanda savcısı olduğu davada bilim insanı Timuçin Evliyagil'e iftira atarak sahte delil ve raporlarla onun cezaevine girmesine sebep olup onu intihara sürüklemek. Sessizlik. Adalet yalnızca bir kelime değildir. Adalet hepimiz için bir ihtiyaçtır. Adalet hepimiz için bir nefestir, bir umuttur, bir gelecektir. Adalet yoksa hepimiz kaybederiz. Adalet varsa işte o zaman hepimiz kazanırız. Umut, şeyi unuttuk. Başkanım. Bu mahkeme salonunda yıllarca acıklı, kötü kötü olaylar yaşadık. Ben diyorum ki bugün öyle bir şey olmasın mesela. Sizin huzurunuzda, jandarmanın, arkadaşlarımın huzurunda... Güneş, Türk Medeni Kanunu'nun 118. maddesi uyarınca benimle evlenir misin? Harun Yakar, alalım lütfen buradan. Başkanım, hayırlı bir iş için söylüyorum. Bu şekilde evlenmek... Güneş, benimle evlenir misin? Ana, durdurun. Atın şu adamı dışarı. Tam evliliğin ortasında başkanım. Daha evet demedi. Güneş, evlen benimle. Başkanım, sevenleri ayırmayın. İnşallah siz de evlenirsiniz. Size de bir gün çıkar. Açın lan! Evlen benimle. Umut, kurtarın beni buradan. Arhan Efendi, kaçırma gözlerini, kaçırma. Daha çok utanacaksın Arhan Efendi. Utanacak onca şeyin var değil mi? Benden çaldığın bebeğimin gülüşü için utanacaksın. İlk adımı söyleyişi için utanacaksın. İlk baba deyişi için, ilk adımı için. Yaptığın her şey için utanacak vaktin olacak oğlum orada. Çürüyeceksin, çürüyecek. Yaşattığın her şeyin daha beterini yaşayacaksın Arhan. Şalık herif. Çürü içeride. Alev. Alev. Nasıl yaptın bunu bana? Ha? Alev, başka çarem yoktu. Vallahi bizim için yaptım. Alev, başka bana çarem nasıl yoktu. Nasıl yaptınız ya? Hiç mi Alev, başka nasıl çarem nasıl yoktu. Alev, özür dilerim. Özür dilerim. Başka çarem yoktu. Bizim için yaptım. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim.
Ben öldüm seni. Sen önce ben de öldüm. Üzgünüm. Hepsi bir geçti, tamam mı? Hepsi bitti. Artık hep birlikte olacağız seninle. Biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Açıl. Müdürüm, vallahi ne kadar teşekkür etsem az, size büyük borçluk aldım yani. Aman Onur Bey, kısa olsun ne olur. Yok, hiç merak etmeyin. Ben kendisinin çok kısa ve öz konuşacağım. Yes. Sağ olun, teşekkür ederim. Ahmet Bey. Lan istemiyorum sizin gibi yemeklerinizi. Kapat! Ne oldu? Sweet vermediler mi sana? Şerefsiz. Hiç akıllanmayacaksın değil mi lan? Hiç ıslah olmayacaksın değil mi lan? Allah'ım man kafası. Oğlum. Lan benim burada çürüyüp gideceğimi biliyorsun. Ne diye geliyorsun lan? Ne istiyorsun benden? Çok şey istiyorum Fecir. Sen acı çek istiyorum Fecir. İnsanlara yaşattığını bin katını yaşa istiyorum. Burada çilen bitmesin istiyorum. O insanların yüzü gözünün önünden gitmesin istiyorum. Oğlum seni sevindirmeyeceğim lan. Sırf sana inadımdan bir an olsun bir kere bile pişman olmayacağım lan. Ah Fecir ah. Haline bak ya. Baban yok. Kardeşin yok. Şirket yok. Takım yok. Taraftarlar yok. Paran yok. Pulun yok. Kimsen yok oğlum senin. Kim kurtaracak seni buradan? Kim gelecek ziyaretine? Yapayalnızsın oğlum sen. Hatırlanmayacaksın biliyor musun yakından? Utanacak millet senden, utanacak. Biraz konuşulacaksın. Sonra da unutulup gideceksin. Yaşarken ölmek ne demek? Onu anlayacaksın Fecir. Bu dört duvar var ya, bak bu dört duvar. Bak bak bir daha bak. Bu senin mezarın. Sevinme lan. Çok uzun kalmayacağım burada. Gerekirse canımı okuyacağım. Hayır hayır, yapamazsın. Kendini asabileceğin bir çarşaf yok. Bileklerini kesebileceğin bir cam yok. Kafanı duvara bile vursan koşa koşa gelecekler, tutacaklar seni. Ölmeyeceksin. Sana ölmek yasak. Oğlum istediğin kadar gez. Ömrünün sonuna kadar beni unutmayacaksın. Her an, her saniye aklında ben olacağım. Burana saplanacağım lan. Benim cehennemim senin dünyan olacak oğlum. Sen kendi cehenneminde unutulmaya mahkumsun. Ve ben seni unuttuğumda o zaman gerçekten ölmüş olacaksın. Yolculuk ne zaman? Bak, güneş doğar, tekerlek döner, öğlen Ayvalık'tayız. Akşam güneş batar. Ondan sonra sen beni konuşturmayın şimdi. Hemen mi gideceksiniz? Oğlum sen de gelsene. Avukatla devam edecek misiniz orada? He, devam edeceğim. Ege'yi savunacağım. Hayır, ben barodan ayrıldım. Bar açıyorum. Kokteylleri yaparsa Harun yapar. Ya bar açacağım diye tutturdu. Arkadaşlar böyle bir şey mümkün mü sizce? Yani ben 2 gün falan veriyorum. Ya arkadaşlar, ben bu adamı yıllardır tanıyorum. Harun Yakar dediğin adam bir kere kaos bağımlısı bir adam. Elbet geri dönecek yani.
İlla ki. Bana bu son zamanlarda yaşadığım kaos yetti. Şehrin hayhuyundan uzaklaşıyorum. Gidiyorum, ne haliniz varsa görün. Ben dert, keder, kasavet istemiyorum artık ya. Vallahi bir şey diyeyim mi? Yani ne kaos biter, ne fırtına biter. Ama sen yanımdaysan bize hiçbir şey olmaz. Ay. Duydunuz mu? Gel buraya, gel. Hop. Ya kardeşim, aile var burada. Lütfen yapma. Oğlum, aile olmaya çalışıyorum. Bu çocuk kime çekti ya? Kime acaba? Bizim kaçırmamamız gereken tek şey birbirimiziz. Yol uzun, bazen zor, bazen çok karışık. Ama sen olduğun sürece ben artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Çünkü biz nereye gidersek gidelim, neyle karşılaşırsak karşılaşalım, sen yanımda olduğun sürece her şey çok güzel olacak, biliyorum. Bizim öykümüz daha yeni başlıyor. Bu öyküde kaybetmek yok. Sen varsın, ben varım. Gerisi boş. Artık hiçbir şey sonsuza kadar bize ayıramayacak. Bundan sonra savaşsak da birlikte, vazgeçsek de birlikte. Tamam mı? Hazır mısın? Emin misin? Sokağa mı? Arkadaşlar, yani ne adaletsizlik biter ne dava, dönün artık aramıza ya. Ya arkadaşlar, dosyayla ilgili önemli... Dosya mı? Ne kadar kalın bir dosyaymış bu ya. Sana ne ya? Allah Allah. Ben kararımı verdim galiba. Neymiş? Ne kararı verdin? Neymiş? Hadi bakalım. Ben futbolu yine hobi olarak yaparım tabii ki ama... Sanırım avukat olacağım. Saçmalama. Ya bırak, hayır, Allah aşkına ya. Saçma sapan konuşma. Rendi verin seni. Hayır, öyle bir şey olmaz. Yok öyle bir şey. Tamam be, tamam, tamam. Allah Allah, ben topun peşinden koşarım. Sizin gibi delirmek istemiyorum zaten. Adem. Sen de bu avukatlık işini çözeriz. Tamam mı? Seni kral avukat yaparız. Ben sana sözleşme yatacağım da. Avukat olacağından olacak. En fazla bak Umut abin gibi. Allah sonunu benzetmesin. Yapay zeka mı olmak istiyorsun oğlum? Günaydın. Nasılız bugün? İyi miyiz? Kusura bakmayın. Daha önce tanışmış mıydık? Ben rahatsızım var da unutuyorum. Evet, tanışmıştık. Doktor muydunuz? Yok, değilim ben, avukatım. Maşallah, çok iyi bir gence benziyorsunuz. Allah yolunuz açık etsin. Bunları daha önce konuştuk değil mi? Aynı şeyleri söyledim ben. Kusura bakmayın, 9 kez. Benim bir hastalığım var, 7 kez. Bir doktora benziyorsunuz, 5 kez. Maşallah, hepsini hatırlıyorsunuz. Hafızam biraz iyidir. Umut. Oğlum. Tamam, ağlama, ağlama. Özür dilerim. Ağlama, tamam baba. Özür dilerim. Niye özür diliyorsun babam? Nasıl unuttum seni? Kafamda. Yapma. Hayır, hayır. Baba yapma öyle şeyler ya. Sen niye kendine kızıyorsun? Bir şey yok. Ben buradayım işte. Yanındayım. Bak, birlikteyiz. Tamam. Hadi gel bir şey yapalım seninle. Yürüyüşe çıkalım. İster misin? Hadi gel. Hava alırız biraz. Ayakkabıdan bir şey yapalım. Oturalım şuraya biraz baba. Aa, ne güzel değil mi? Ah.
hem serin hem de güneş var. Böyle havalar insanı düşündürüyor. Çok seviyorum ben bu havaları. Diyorum ama o yüzden dedim dışarı çıkalım biraz yürüyelim diye. Hava çok güzel. İnsan güzel kokuları hep daha geç unuturmuş. Bir ara söylemişler de bunu bana ama. Böyle kokular, anılar hep iç içe. Ben ne zaman böyle deniz kokusu alsam aklıma çocukluğum geliyor. Umut. Ben bir gün bunların hepsini unutacağım değil mi? Yok üzülme. Ama bana yalan da söyleme. Bir gün hepsini unutacağım değil mi? Evet baba. Bugün değil. Ama bir gün her şeyi unutacaksın. Ben seni unutmak istemiyorum. Yani güzel günler, anılar falan neyse de... seni unutmak istemiyorum. Seni içimden atmak istemiyorum. Baba ben... beni zaten atamayacaksın baba. Ben... bu öyle bir şey değil. Ben buradayım baba. Sevgiyi atamazsın. Sevgi... unutmaktan da, hatırlamaktan da bağımsız bir şey. O hiçbir hastalık silemez onu. Yetmez ki. Yetmez. Keşke... daha iyi baba olabilseydim. Baba deme bunu ne olur. Baba sen dünyanın en iyi babasısın. Sen bana sevmeyi öğrettin. Sen bana adaleti öğrettin. Sen bana bu dünyada başkaları için de bir şey yapılabilir bunu öğrettin. Sen bana doğru durmayı öğrettin baba bu hayatta. Daha ne yapacaksın sen benim için? Senin yüreğinde varmış bunların hepsi. Ben vesile oldum sadece. Keşke bütün babalar oğulların yüreklerine dokunabilse değil mi? O zaman daha çok umut olmaz mıydı? Yok. Hayır. Ha. Üzülmek, ağlamak yok. Tamam. Bundan sonra sadece mutluluktan alacaksın. Söz mü? Söz baba. Bundan sonra sadece mutluluktan alacağız. Ben şimdi her şeyi unutuyorum. Sen de her şeyi hatırlıyorsun ya. Hangisi daha zor? Unutmak mı? Hatırlamak mı? Bilmiyorum ki baba. Ben unutmak ne demek bilmiyorum ki. Ama hatırlamak zor. Hatırlamak zor. Çünkü hiçbir şeyi tam olarak iyileşmiyor. Sevdiklerin, zamanındaki kayıpların, acıların hepsi ilk günkü kadar taze kalıyor. Yani geçmişi silemiyorsun bir türlü. O yüzden belki de unutmak daha kolaydır, ne bileyim. En azından acıların silinir, hafiflersin. Ama tabii bir yandan unutmak insanı kendinden de uzaklaştırıyor. O yüzden bilmiyorum baba. Ama şunu biliyorum. Sevgi baba, sevgi kalıcı. Sevgi gitmiyor. Bundan eminim. Sevgi
ne unutmakla ne de hatırlamakla alakalı. Sevgi bunların hepsinin üstünde. Sevgiyi hiçbir şey buradan söküp atamıyor baba. O yüzden merak etme, ben burada kalacağım. Sonsuza kadar burada kalacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.